Besin zincirinin tepesinde tabiattaki en baskın tür olmayı başarmış en zeki canlı. Sapiens modern insan. Gezegenimizi paylaştığımız diğer canlı türlerinden bilişsel olarak farklıyız. Mağara duvarlarına resimler çizdiğimiz ve ilk öğünlerimizi yetersiz bir ateşin üzerinde pişirdiğimiz zamanlara nispetle gezegene hakim tür olmayı başardık. 165 milyon yıl önce yaşamış olan dinozorlar da kendilerini tıpkı bizim gibi yenilmez hissediyorlardı herhalde. Ta ki büyük bir asteroit dünyaya isabet edinceye kadar. Dinozorlar aradan çekildi, bu memeliler için bir fırsat oldu ve her şey yeniden başladı. Yarışı açık ara önde bitirdik ama eşit şartlarda kıyaslanacak olsak, gezegendeki birçok canlı türünün muhteşem özelliklerinin yakınından bile geçemeyiz. Daha önce bitkilerin inanılmaz dünyasına bir göz atmıştık sizlerle. Şimdi de aynı gezegeni paylaştığımız inanılmaz hayvanlara göz atacağız ve bazı yönleriyle bizden ne kadar ileride olduklarına tanık olacağız. Etrafımızdaki canlıların tümü kendilerine has özelliklere sahiptir. En basit canlıların bile belli savunma veya saldırı teknikleri vardır. Çoğu mitolojide canlılara bu özellikler tanrılar tarafından özenle verilmiştir. Milyonlarca yıl süren evrim onları muhteşem canlılar haline getirdi. Mesela karıncaları ele alalım. Bu küçük canlılar ağırlıklarının 10 ila 50 katını taşıyabilirler. Bunu duymuşsunuzdur. Bunu duyduğumuzda hemen aklımıza şu gelir. Ya biz ağırlığımızın 50 katını kaldırabilseydik? Dünya Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun silkmede kaldırdığı kilo kendi ağırlığının 3 katından 10 kilogram fazlaydı ve bunu başaran dünyadaki tek kişiydi. İngiliz atlet Mark Felix ise 511 kilogram ağırlığı kaldırarak dünya rekoruna imza attı. Tabii sadece ağırlığı yerden biraz yukarı kaldırıp birkaç saniye havada tutmaktan bahsediyoruz ama yine de bir insan için oldukça yüksek bir ağırlık. Felix 140 kilogram ağırlığında bir adam. Eğer bir karınca gibi kendi ağırlığının 50 katını kaldırması gerekseydi bu ağırlık ne olurdu? Tam tamına 7000 kilo. Peki bunun imkanı var mı? Yok tabii ki. Kıyaslama acımasız oldu değil mi? Türümüzün en güçlü insanları en fazla 511 kilogram civarı kaldırabilirken bir karıncanın yakınından bile geçemiyoruz. Kaldı ki karınca ağırlığına oranla en ağır yükü kaldırabilen hayvan da değil. Bu bir gergedan böceği. Bazı türleri kendi ağırlıklarının 850 katını kaldırabilir. Mesela olimpiyat tarihinin en başarılı haltercilerinden biri olan İranlı Hüseyin Rezazadeh 263 kilogram kaldırarak dünya rekoru kırdı. Gergedan böceğinin kaldırdığı ağırlıksa Rezazadeh'in 8000 kilo ya da başka bir deyişle 6 tane çift katlı otobüsü kaldırmasıyla eşdeğer bir başarı. İşler iyice çığırından çıkıyor değil mi? Başka bir kategoriye bakalım. Zıplama. 24 yaşındaki Kanadalı Evan Unger, olduğu yerden tam 1.61 metre zıplayarak bu alanda Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Peki bir pire ne kadar zıplıyor? Kendi yüksekliğinin 150 katı. Yine Evan'ın bu rakama ulaşabilmesi için yaklaşık 270 metre yükseğe sıçraması lazım. Yani yine imkansız. Ama bu tür kıyaslamaları yapmadan önce bir şeyi doğru anlamamız gerekiyor. Her ne kadar bu oran orantı hesapları teknik olarak doğru gözükse de olay o kadar basit değil. Boyutların büyütülmesi veya küçültülmesi doğru orantıyı takip etmiyor. Birçok sistemin evrimi canlıların boyutlarına göre belirleniyor. Bu boyutlarsa canlının bulunduğu çevreye adapte olması sırasında geçirdiği değişimlerle sınırlanıyor. Dolayısıyla bir karıncayı öyle istediğimiz gibi insan boyutuna çıkarıp tüm özellikleriyle birebir yaşayabileceğini varsayamıyoruz. Çünkü karıncanın kendi ağırlığının 50 katını kaldırabiliyor olması, karıncanın o boyutlarda olmasıyla ilgili bir durumdur. Bunu bizlerin boyutlarına uyarlayarak doğru orantı yapamayız. Bu gerçeği en net şekilde ortaya koyan ilk kişi, dünyaca ünlü evrimsel biyolog, 1926 yılında Doğru Büyüklükte Olmak Üzerine isimli makaleyi yazan J.B.S. Haldane'dir. Haldane, bilim tarihi için müthiş öneme sahip olan çok parlak bir dehadır. Söz konusu makalesi de adeta 21. yüzyıla ışık tutar vaziyette. Öyle ki dünyaca ünlü fizikçi Richard Feynman, daha ortada nanoteknolojinin izleri yokken bile mikro elektromekanik sistemleri tanımlarken bu büyük evrimsel biyoloğa bol miktarda atıfta bulunmuştur. Haldane'ın konuyla ilgili bu muhteşem makalesini açıklamalarda verdiğim Evrim Ağacı makalesi üzerinden Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Canlıların boyutlarını en boy yükseklik şeklinde örneğin 3 katına çıkarırsanız hacimleri bir anda 27 katına çıkar. Ancak yüzey alanı sadece 9 katına çıkar. Neredeyse her canlı hacmini oluşturan organ, doku ve yapıları yüzey alanından aldığı besin ve oksijenle besler. Boyutlar arttıkça hacmin artışı
yüzey alanının artışından çok daha fazla olur. Çünkü bir yapının hacmi, belli bir karakteristik uzunluğun, örneğin eninin, üçüncü dereceden kuvvetiyle, yani kübüyle artarken, yüzey alanı sadece ikinci dereceden kuvvetiyle artar, yani karesiyle. Bu da cismin kısa sürede kendi hacmini besleyemeyeceği kadar irileşmesi demektir. Dolayısıyla bir karınca bir insan boyutuna çıkarılacak ve tüm özellikleri olduğu gibi tutulacak olsa, bu hacmi besleyebilmesi, dolayısıyla kaslarını aynı şekilde kullanabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle insan boyutlarındaki bir karınca, hiçbir şeyi kaldırmaya zaman bulamadan basitçe ölür. O boyutlara ulaşabilecek kadar evrimleşmiş bir karıncaysa artık karınca değildir. Bambaşka bir tür olacaktır. Bu meseleyi anladığımıza göre artık kıyaslamaları öyle motomot yapmamamız gerektiğini anlamış olduk. Üstün özellikleri olan canlıların dünyasına girmeye devam edelim öyleyse. Biraz da duyularımızdan bahsedelim. Mesela duyma. Ses frekansı, İngilizce audio frequency adından gelir ve AF olarak kısaltılır. Ortalama insanın duyabileceği frekanstaki periyodik titreşimler için kullanılan bir terimdir. Hertz birimiyle ölçülen ve sesin perdesini belirleyen sesin bir niteliğidir. Ses frekansının genel olarak kabul görmüş aralığı 20 ila 20 bin Hz arasıdır. Ancak bireylerin duyduğu ses frekansı aralığı, çevresel faktörlerin de etkisiyle kişiden kişiye değişiklik gösterir. 20 Hz'in altındaki frekanslar, eğer titreşim genliği yeteri kadar büyükse, işitilmez ama hissedilebilir. Yaşlandıkça duyma kapasitemiz 12 ila 15 Hz'e kadar düşer. Evet, aslında hiç fena duymuyoruz değil mi? Şimdi bize bir rakip lazım. İlk olarak böyle kocaman kulakları olan hayvanlar gelmiş olabilir aklınıza. Ama öyle bir canlı var ki, onun duyma yetisine ulaşabilen bilinen başka bir canlı yok. Bu bir petek güvesi. Bir başka adıyla bal mumu güvesi. Araştırmacılar petek güvesinin 300 kHz yüksekliğinde ses frekanslarını algılayabildiklerini keşfettiler. Bu, dünya üzerinde canlılar arasında bilinen en yüksek frekans hassasiyeti. Ultrasonik sesleri duyabilen yunuslar bile yaklaşık 160 kHz frekanstaki sesleri algılayabiliyor. Strathclyde Üniversitesi Ultrasonik Mühendislik Merkezi tarafından düzenlenen araştırmada güvenin bu olağanüstü algı yetenekleri belirlendi. Araştırmayı yöneten Dr. James Windmill, bu bilgiyi güvenin bu seviyede ses frekansını işitme yeteneğine sahip olması bizi hayrete düşürdü. Bu bulgularla hava bağlantılı ultrasonu daha iyi anlamayı umuyoruz diye açıkladı. Üstelik petek güvesi bu duyma becerisini toplu iğne büyüklüğündeki kulaklarıyla yapıyor. Şimdi de biraz dayanıklılık testi yapalım. Mesela insan vücudunun iyonize radyasyona direnci 600 rad dolaylarındayken akreplerinki 150 bin rada kadar çıkabiliyor. Çıtayı biraz daha yükseltelim. Tardigratlar. Su ayısı ya da tardigrat olarak bilinen mikroskobik boyuttaki bu ilginç hayvanlar, dünyanın en dayanıklı hayvanı olma özelliğine sahip. Bu hayvanlar zor şartlar altında hayatta kalma konusunda tam bir usta. Mutlak sıfıra yakın sıcaklık, tam vakum ortamı ve kozmik radyasyon. Bir canlı için belki de en zorlu koşul uzay boşluğu olsa gerek. Bir insanın uzay boşluğuna korumasız olarak çıkması, dakikalar içinde donmasına, akciğerlerinin çökmesine, kanındaki tüm oksijenin gaza dönüşmesine neden olabilir. Durum bizim gibi kompleks canlılar için bu kadar vahimken, bu basit canlı türü uzay boşluğunda zarar görmeden günlerce hayatta kalabiliyor. Habitatları o kadar geniş ki, Himalayalardan derin denizlere, ekvatordan kutuplara kadar her yerde bu türlere rastlamak mümkün. Eksi 273 dereceye yakın sıcaklıklarda yaşayabiliyorken, çoğu hayvanın dayanabileceği iyonize radyasyondan 1000 kat daha fazla iyonize radyasyona direnç gösterebiliyorlar. Onları yok etmek neredeyse mümkün değil. Tardigratlar dünyanın gördüğü 5 büyük toplu yok oluştan da sağ çıkmayı başardı. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, tardigratların meteor çarpması, süpernova patlaması ya da gama ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha etrafta olabileceklerini öngörüyor. Dayanıklılık ve hayatta kalma testinden de sınıfta kaldık. Ama olsun değil mi? O sadece küçük bir tardigrat. Patlamış mısır yerken Netflix izleyemez sonuçta. Uzun yaşasa ne olacak? Gördüğünüz harika renklere sahip bu canlı bir mantis karidesi. Onu özel kılan iki önemli özelliği var. O dünyanın en güçlü yumruğuna sahip olan canlı. 1987'den 1990'a kadar dünyanın tek ağır siklet şampiyonu olarak hüküm süren Mike Tyson'ın vuruş gücü, yaklaşık 800 kilogram veya bir basınç birimi olan PSI cinsinden 1800 PSI'dır. Bu basınç bir insanı öldürebilir. Öte yandan bir mantis karidesinin yumruğu, 10.000 G gibi bir ivmelilik bir kurşunla eşdeğer hızda yumruk atar. Bu hareket 800 mikrosaniyeden daha kısa sürede oluşuyor.
yani teorik olarak mantis karidesleri göz açıp kapayıncaya kadar 500 kez yumruk atabiliyor. Günümüzde mühendisler askeri alanlarda kullanılmak üzere daha hafif ve daha güçlü tasarımlar için onların benzersiz bileşimi üzerinde çalışıyor. Bu muhteşem ve merak uyandıran canlının tek özelliği yumruğu değil. Mantis karidesleri biz insanlardan çok çok daha iyi görüyorlar. Gözlerimizde renkleri görmemizi sağlayan koniler vardır. Çoğu hayvanlarda, mesela köpeklerde 2 çeşit, insanlarda 3 çeşit koni vardır. Bazı insanlar doğuştan tetrakromattır. Yani 4 çeşit konisi vardır ve bizden 99 milyon daha fazla renk görebilirler. Ama ana karakterimiz mantis karideslerinin tam 16 çeşit konileri vardır. Bu yüzden ultraviyole ışığı ve bizim göremediğimiz renkleri bile görebiliyorlar. Yeryüzündeki bütün canlıların görme yetenekleri birbirinden farklı. Birkaç örnek vermek gerekirse, insanlarda kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 fotoreseptör var. Sadece yeşil ve mavi fotoreseptörü olan köpeklere kıyasla renk algımız çok iyi. Ancak kırmızı, yeşil, mavi ve ultraviyole olmak üzere 4 fotoreseptöre sahip birçok kuşun yanında biraz zayıf kalıyoruz. Kelebeklerde ise fotoreseptör sayısı 5. Peki sizce mantis karidesinde bu sayı kaç? 12 ila 21 fotoreseptöre sahipler. Ultraviyole ve polarize ışığı görebiliyorlar. Dairesel polarize ışığı algılayan bilinen tek hayvanlar. Ayrıca derinliği bir gözle algılayabilir ve her gözü bağımsız olarak hareket ettirebilirler. Sapların üzerine yerleşmiş gözleri saniyede birkaç yüz derece çevirebilecek kadar hızlı hareket eder. Böylece çok geniş bir görüş alanına sahip olur. Mantis karidesinin ne gördüğünü bilmek, dünyaya onların gözünden bakmanın ne demek olduğunu açıklamak bizim için hayli zor. Hep fiziksel ve duyusal farklara odaklandık, değil mi? Bunların sonu gelmez. Ayrıca bunları motomot bir şekilde kıyaslamanın da doğru olmadığını söyledik. O zaman işleri biraz ilginçleştirelim. Mesela ölümsüzlükten bahsedelim mi? Bu bir Turritopsis dorni deniz anası. Ölümsüz deniz anası olarak bilinir. Bu tür, biyolojik olarak ölümsüz canlılar kategorisinde yer alıyor. Bu kategorideki canlılar, fiziksel bir şiddete maruz kalmadıkları müddetçe asla ölmezler ve teknik olarak soylarını sonsuza kadar sürdürebilirler. Ölümsüz bir canlı. Ne demek bu? Böyle bir şey mümkün mü? Aslında evet. Fakat buradaki kritik nokta, biyolojik olarak ölümsüz canlıların, insanların hayal ettiği gibi ölümsüz olmadığıdır. Yani bu deniz anasını fiziksel olarak tabii ki öldürebilirsiniz. Fakat örneğin biz insanlar üzerimizde hiçbir fiziksel şiddet olmasa bile eninde sonunda ölüyoruz. Fakat bu canlılar fiziksel şiddet olmadığında sonsuza kadar yaşayabiliyor. Bir kısmı bunu kendi kopyalarını yaratarak, bir kısmı da hızlı yenileme yöntemleriyle yapıyor bunu. Ölümsüz deniz anası için durum ne peki? Diğer tüm deniz analarından farklı olarak bu tür, Medusa evresine ulaşmasına rağmen polip evresine geri dönebilme özelliğine sahip. Yani hayat döngüsü bu canlılarda bir noktada tersine dönüyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, olgunluk dönemlerine ulaştıklarında ergenlik dönemlerine geri dönebiliyorlar. Buna benzer başka canlılar da var. Örneğin zebra balığı. Bu balığın oldukça yüksek derecede doku yenileme kapasitesi var. Herhangi bir dokusu zedelendiğinde yerine yenisini yapabiliyor. Bunu yaparken de kök hücre denen özelleşmiş hücreleri kullanarak gerekli dokuyu yeniden yaratıyor. Beyin hücrelerini ve zarar görmüş organlarını yenileyebiliyorlar. Bir başka muhteşem özelliği olan bir canlıdan bahsetmek istiyorum. Passengers filmini izlediyseniz, orada Homestead 2 adındaki uzak bir gezegene yolculuk eden insanların derin uyku kapsüllerinde yıllarca uyutularak gezegene vardıklarında uyandırılmaları amaçlanıyordu. Böylece insan ömrünün asla yetemeyeceği uzunluktaki yolculuklar mümkün olabilmişti. Ayrıca gemideki otodoktor makinesinin de stabilize et ve beklet adında bir özelliği vardı. Tüm metabolik aktiviteyi durduran ve daha sonra tekrar geri getiren bir özellik. Bunlar henüz sadece bilim kurgu filmlerinde izleyebileceğimiz şeyler. Peki bunu yapabilen bir hayvan olduğunu söylesem? Bu bir orman kurbağası. Kuzey yarımkürenin kutup dairesine yakın bölgelerinde yaşayan tek kurbağa türüdür. Dondurucu kuzey kışını atlatmak için inanılmaz bir yöntemi var. Biz de dahil çoğu canlı için donmak kesin ölüm demektir. Ama bu kurbağa için değil. Derisinde oluşan ilk buz kristali zincirleme bir reaksiyon başlatır. Hücreleri doğal bir antifriz olan glikozla hazırlanır. Bu kurbağa hücrelerinde buzu çeken bir proteine sahiptir. Vücudunda yaralanmasına neden olmayacak kadar ufak buz kristalleri oluşturur. Damarlarındaki kan donar ve buz en sonunda kalbine ulaşır. 20 saat içinde kurbağa kendini tamamen dondurur. Bu aşamaya geçtiğinde kurbağa artık nefes almaz ve kalbi atmaz.
günlerce, haftalarca hatta aylarca bu şekilde kalabilir ve zamanı kendi için dondurur. Nihayet buzlar erir ve ölü durumdaki orman kurbağasının yeniden hayata dönmesi için kalbini çalıştırmayı başarması gerekir. Vücudundaki kan akışını yeniden başlatır, kalbini yeniden çalıştırır ve yeniden hayata döner. Dondurucu kıştan hiçbir zarar görmemiş bir şekilde. Ne denilebilir ki? İnanılmaz. Etrafımızdaki belki farkına bile varmadığımız bu canlılar bizim hayallerimizin bile çok ötesindeler. Bilim insanları bu tür canlıları derinlemesine inceleyerek insanlık için çözümler arıyorlar. Onlardan mühendislik, biyonik, tıp, teknoloji gibi birçok alanda ilham alıyorlar. Onlara bakarak üretiyor, tedaviler geliştiriyor ve öğreniyorlar. Bizler de hakim tür olarak canlıları acımasız şekillerde yok etmek yerine onlara bakmalı, görmeli ve öğrenmeliyiz. Şunu hayal edin, bir şahinin görüş keskinliğini, bir mantis karidesinin renk spektrumuna, bir petek güvesinin duyma becerisine, bir gergedan böceğinin gücüne, bir zebra balığının hücreleri yenileme özelliğine ve bir orman kurbağasının kendini öldürüp tekrar hayata dönme yeteneğine sahip olsaydık, o zaman biz ne olurduk? Bir süper kahraman mı? Adımız yine insan olur muydu? Mısır mitolojisinde çorak diyarlara hükmeden tanrı kral Set, hiçbir tanrının yenemeyeceği güneş tanrısını yenebilmek için diğer tanrıların üstün özellikleriyle donatmıştı kendini. Neftis'in altın kanatları, Thoth'un beyni, Osiris'in kalbi ve Horus'un gözü. Bu sayede yenemeyeceği bir gücü alt etmeyi başarmıştı. Kim bilir, belki de insan olarak cevaplarını aradığımız birçok sorunun yanıtı çok uzağımızda değildir.